İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim Çarşamba günü akşam 21.40 sularındayız. Gümüş analizi videosuna sizlerle beraber başlıyoruz. Evet, gram gümüşte yükselişe geçti diye dünkü analizde bahsetmiştik. zaten onun öncesinde de ons gümüşe ons gümüşte yükseliş olduğunu, ons gümüşte kırılım oldu diye iki gün önce grafikte sizlere aktarmıştık ve ben bu haftaki yaptığımız analizlerin altın olsun, gümüş olsun, dolar olsun çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve nazar değmesin arkadaşlar benim açımdan ben böyle değerlendiriyorum tabii ki takdir sizin. Şimdi hemen ons tarafından başlıyoruz gördüğünüz gibi şöyle bir kanalımız vardı İsterseniz böyle çizin isterseniz biraz daha uçtan alttan kesebilirsiniz ve bu kanalı da renklendirelim. Şöyle renklendirelim. Evet bunu renklendirdiğimizde böyle bir kanal karşımıza çıkıyor. Bunu da sarıya boyadığımızda evet gayet güzel şiir gibi bir grafik oldu. Ha, bitti mi bitmedi. Yeni gelen arkadaşlar için de şunu da yapalım. Burası 1, 2, 3, 4 ve 5 diye sizlerle hep bahsediyorduk. Şu anki 5. hareket içerisindeyiz. Ee, ama şunu söylemek istiyorum hemen baştan. Bakın şu yükseliş eğimiyle buradaki yükseliş eğimi aslında o kadar kuvvetli değil. Ee, dolayısıyla İlla buraya gelecek diye kendinizi e, şartlandırmayın onu demek demek istiyorum arkadaşlar. Ve bu sonsuza kadar bu kanal içerisinde zaten hareket etmeyecek. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz yükseliş trendinde olduğumuzu 25.2 sevi 24.2 seviyesinden yukarı geldiğimizi 2 gün 3 gün öncesinden söylemiştik. Ve 25.3 25.5 hedeflerimizin olduğunda e, dün ve bugün de anlatmıştık hem Twitter sayfamızdan finansal teknik hem de buradan ve üstteki daha önceki gördüğümüz o 25.5 hedefine doğru gidiyoruz. Arada da 25.3 olduğunu anlatmıştık ve bugün gördüğümüz en yüksek seviye 25.28 yani 25.3 tesadüf mü bence değil. E, kaldı ki yarın da bu seviyenin test etmesi e, mümkün 25.3'lerin tekrardan. Göstergelere baktığımızda 50 seviyesinin üzerindeyiz. Diğer göstergelere baktığımda ben olumlu olarak Karşılıyorum. Peki 5 saatlik daha kısa vadeye baktığımızda evet. Orada bir e, yavaş yavaş bir düzeltme hareketinin gelebileceğini gösteriyor. Buradaki destek noktamız bizim 25 dolar. Bu seviyenin altında kapanış yaparsak ilk geleceğimiz nokta hemen bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. 24.8 seviyesi bizim karşımıza çıkabilir yarın öğlen saatlerinde diye Öyle bir uyarı yapalım 5 saatlik bunu gösteriyor 4 saatliğe baktığımızda da Benzer bir hareket var dolayısıyla bir miktar sanki düzeltme gelecekmiş gibi geldi bana Saatliğe baktığımızda evet o da biraz daha aşağı gidiyor yani 24.8'ler Sanki gelecekmiş gibi gözüküyor Kısa vadede Evet şimdi en son yaptığımız artık şeye de başladık Biliyorsunuz günlük vadeye geçelim öncelikle ONS tarafında da yükseliş ve düşüş sinyallerini oluşturmaya çalışacağız elimizden geldiğince. En son 3 gün önce 24.2 seviyesinden yükselişledikten sonra e, analiz sistemimize göre 23.7'lerden dip olduğunu sizlere daha önce de aktarmıştık. Oradan 23.5'lerden döndü ve neredeyse 2 dolarlık bir yükselişi analiz sistemimiz sayesinde yakalamış oldu. Onu saymazsanız 1 dolar da ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve ben bunu kaydediyorum tekrardan şimdi Gram Gümüşe geçeceğim ama öncesinde yine gram gümüşteki sinyallere bakalım Dün ne demişiz 6.16'dan Yükseliş sinyali geldi diye Bahsetmişiz Bizim alt noktalarda da 6 seviyesinden destek olduğunu anlatmıştık 6'lardan Biz nerelere geldik 6 Bugün gördüğümüz seviye en yüksek seviye 6.36 Şimdi onun detaylarına Gram tarafına da girelim Evet gram gümüş analizi burada duruyor Ve Yapmıştık etmiştik yok ne zaman demiştim bilmem ne falan hikayelerine girmeden Tabi bizim insanımız biraz tembel 2-3 e, video önce izlemiyor ne zaman demiştin diyor e, Biraz da onları engellemek için Hem de kendi notlarımızı Burada korumak için böyle bir sistem geliştirdik videonun sonunda özet koyuyoruz Özette de hem ons gümüşü hem gram gümüşü değerlendiriyoruz. Bütün pariteler veya emtialar, emtialar için geçerli. Demişiz ki ons gümüşte 25.3 ve 25.5 hedefimiz devam ediyor demişiz. Ve ilk hedefimiz geldi. 24.2'den yükseliş dün teyitlendi demiştik. Evet devam ediyor yükseliş. Gram gümüşte ise 6.16'dan bugün yükseliş teyitlendi. Hedef 6.35 ve 6.38 demişiz. Evet ilk iki hedefimiz de neredeyse geldi. 6.35'leri geçtik. 6.38'lere de neredeyse geldik bu hedefimizde şu aşamada halen devam ediyor ama 4 saatlik bazda özellikle birazcık sıkıntı olduğunu aktardık. Evet günlük bazdaki göstergelere baktığımda olumlu görüyorum yükseliş tarafında devam edeceğimizi bir sıkıntı olmayacağını görüyorum şu şartlarda tabi ama şimdi şöyle bazı tipler var yani bugün şöyle diyeyim size mesela şurada yükseliş tarafı var ertesi günde yükseliyor. Sonra e, o gün öyle bir şey oluyor ki tekrar aşağı dönüyor. E, hani hocam yukarı doğru gidecekti. Yani her gün yükselemez ki kardeşim. Bir yerde bunun bir not, mutlaka bir dönüşü olacak. Mesela şu noktada diyoruz ki yükseliş devam edecek. Buraya geliyor yükseliyor. Tamam eyvallah. E, buradan sonra dönüş olunca e, zannediyor ki yani bu sonsuza kadar devam edecekti. Biz bugünü koşuyoruz. Bugün şartlarında o kıstasları da veriyoruz. Şu seviyenin üzerinde kaldıkça diyoruz ki e, yükselişe devam edecek yani bundan sonra zaten e, yapması gereken işlemleri sizin yapmanız gerekiyor e, yani bu bedavacılık hazırcılık nereye kadar sizi kurtarır bir kere başkas başkasının sözünü dinlersiniz iki kere başkasının sözünü dinlersiniz üçüncü de size çok kötü tersi yatırlar arkadaşlar biz bu e, analizleri ne için yapıyoruz para kazanmanız için yapmıyoruz danışmanlık için yapmıyoruz eğitim amaçlı analizleri öğrenin teknik analizi sevin diye yapıyoruz. Bunlar size hitap etmiyorsa ona yapacak bir şey yok. Evet bu kanal içerisinde hareket ettiğimizi görüyorsunuz ve şöyle bir bakın 5. doğru bir 1, 2, 3, 4 ve 5. bir hareket gelecek mi diye sizlerle beraber tartışıyorduk. Dün de konuştuk bunu. Eğer çok olumlu olursa 6.85'ler biraz olumlu olursa 6.60'ların gelebileceğini sizlere aktarmıştık ve Bugün öncelikle geçmemiz gereken seviye 6.38 arkadaşlar 6.38'lerde şuradan çekince evet hatırladığım kadarıyla 6.35 vardı buradan çekince de 6.38'lerin olduğunu karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi burada kabak gibi hem 6.38'lerde ana hedefimiz var onun üstüne çıkılmasıyla beraber hızlı bir şekilde 6.45 var sonrasında da 6.60'lar görülebilir arkadaşlar. Bunun size analizini bu şekilde yapalım. 5 saatlik grafiğe baktığımda burada da bir kar satışı olabileceğini gösteriyor. 6, 26'lara kadar bir düşüş olabilir. Ama altına gelirsek o zaman sıkıntı başlayabilir. 4 saatlik grafiğe baktığımızda da evet burada da aşağı doğru bir kar satışı olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi günlük baza geçip özetimizi yapalım. Ons, <laughs> gümüşte. ilk 25.3 hedefi geldi. 25.5 hedefi devam ediyor. Destek 25 diyelim. Gram gümüşte <laughs> 6.35 hedefi geldi. 6.38 devam ediyor. 6.22 21 diyelim buna üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder. Evet, bu şekilde arkadaşlar özetimizi yaptık. Buraya doğru kaydırıyorum. Eğer videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Sorun değil. Yeni gelen arkadaşlar isterse abone olabilirler kanalımıza girip herkes için de söylüyorum katıl butonunu aktifleştirdik katıl sayesinde kanalımıza destek olabilirsiniz. isteyenler tabii ki. Evet görüşmek üzere iyi akşamlar. Hoşçakalın.